Yani bir de var kuzeyde herhangi bir hak iddia edemeyeceğiz. Diyor bunu Hristoviyas kendi adayının oylarını yükseltmesi için, Malas'ın oylarını yükseltmesi için. Ondan dolayı şöyle bir kurgulanır müzakere süreci. Anastasiyas kazandığı takdirde işte gevşek bir federasyon istiyor. Annan planının gevşek bir federasyona dönüştürülmesi. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti değildir. Çünkü Anastasiyas Kıbrıs Cumhuriyeti'nin. Ancak Anastasiyas da kendi elini şöyle bağlıyor. Diko ile yaptığı anlaşma artı ben Ulusal Konsey'in %75'inin çoğunluğuna tabi olacağım diyor. Yani Ulusal Konsey kendisine derse ki bu görüşmelerde, bu müzakerelerde daha devam etme, o zaman devam etmeyecek anlamında. Ama ben bunu bu süreci Hüseyin Bey seçim süreci diye değerlendiriyorum ve seçimde söylenenlere bakmayın istiyorum. Evet. Ve bana göre de Rum tarafı dış politikada hangi lider gelirse gelsin, kim gelirse gelsin dış politikalarını hiçbir zaman değiştirmediler ve bundan sonra da değişeceğini de düşünmüyorum ben. Siz nasıl görüyorsunuz? Ben de pek ihtimal vermiyorum çok ciddi bir değişikliğe uğrayacağını ancak şimdi burada Amerika ve Avrupa'ya da bakmak lazım. Yani burada Anastasiyaz neyle suçlanıyor? Amerika bir şeylere çok Amerikancı, yakın. Amerika'ya Evet. çok yakın. Avrupa'ya çok, zaten Avrupa'ya çok yakın olmasını söylemeye de gerek yok. Avrupa Avrupalı Birliği ülkesi. liderler geçen hafta hem Evet. Avrupa ülkesi hem Avrupa liderleri, sağcı liderle geçen hafta Limassol'daydı. Evet. DC'nin teklifini, Evet. davetini kabul ettiler ve Evet. geldiler ve Evet. güçlü bir destek verdiler. Evet. Onun için yani Anastasiadis'in arkasında ABD o kadar net açık olmadı ama Avrupa desteği olduğu kesin. Bunu teyit ettirdi ve biz buraya Anastasiadis'in seçilmesi için geldik. Şimdi Rum tarafının en büyük derdi ekonomik sıkıntı. Ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyor Evet. Rum tarafı. Ve bu ekonomik sıkıntı böyle Lilikas'ın dediği gibi kısa sürede doğalgazdan gelecek gelirle de giderilmeyecek. Çünkü Hristoviyas'ın esas bel bağladığı güvenliği Rusya'ydı. Rusya da kredi vermeyi durdurdu, Evet. vermiyor. Diyor ki ben IMF'ye vereyim, siz IMF'den alın, IMF'den alın kredi. Yani ben sizin bu... İşi garanti almaya Tabii çalışıyor Rusya. batmış banka, siz battığınız zaten siz söylüyorsunuz. Evet. Nikolas Papadopoulos da çok ilginç bir şey söyledi. Ekonomi Komitesi Başkanı biliyorsunuz. Ya televizyonları açıyorsunuz diyor. Her gün bankaları batırttık. Bankalar battı. Şu müdür suçlu, bu müdür suçlu. Haliyle bunu duyan, bize destek veren kredi kuruluşları, ülkeler, finans sektörleri haliyle kendileri erkili. Biz söylüyoruz battığımızı. Biz söylüyoruz paraları batırttığımızı. Nasıl bize gelip de kredi verecekler? Ondan dolayı biraz da biz kendi kendimize yapıyoruz diyor Papadopoulos. Neticede parayı bir tek Avrupa Birliği'ne alabilirler. Troika'da alabilirler. Evet. Orada da bugün Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı Charles şu anda Avrupa'da. Eurogroup'ta bu ekonomik önlem paketini diyelim veya o Troika'yla anlaşmasını tekrar tekrar gözden geçiriyorlar. Bugün gazetelerin birinde vardı. Kıbrıs ekonomisi çirkef ve battı gibi bir manşet vardı Kıbrıs Rum gazetelerinin birinde. Diğer gazetelerde Troika bir takım değişikliklere gidiyor ama gitmiyor Troika değişikliklere. Troika durduğu yerde. Ancak Rum halkı şunu çok iyi bilir ve çok iyi de algılar ki yalnız krediyi Avrupa'dan bulabilirler. Avrupa'nın da desteği Anastasiadis olduğuna göre biz eğer Anastasiadis'i seçer isek Avrupa ile ilişkilerimiz daha iyi olacak, kredi bulabileceğiz ve bu ekonomik sıkıntılarımızı atlatabileceğiz. Ama Troika'nın bir takım yaptırımları da var. Bu Kabul yaptırımları etmek da kabul zorunda. ediyor mu halk? Yani mecburuz biz bunu artık ne yapalım? İnanır Bunu mısınız birçok insan bunu kabul ediyor. Yani yeter ki ülkenin ekonomisi yeter ki kalkınsın diye. ülkenin ekonomisi kalkınmaya yönelik, düzelmeye yönelik bir yol alsın. Şu Çünkü anda bankalar da kredi notlarını düşürmeye başladı. Halen de düşürüyor. halen daha düşürüyor, Evet. kredi vermiyor. Evet. Nasıl oldu bu işler? Bir banka borçlanıyordunuz bankadan 100 bin lira. Evet. Ve siz bu yıl geldi o 100 bin lirayı ödemediniz. Ne yapardı banka? Size yeni bir senet yapardı. Ve yani yapılandırma yapardı. Ve o 100 bin lirayı bir sene daha size ödeme kolaylığı tanır. Bugün yapmıyorlar. Bugün bu yapılandırmayı yapmıyor bankalar ve parayı talep ediyor. Parayı talep ettiği anda bir tane söyleyeyim o zaman Orfanidis, büyük bir iş adamı marketleri. Bizim çok uğrak bir yer. Orfanidis'i Kıbrıs'ta Türk'te çok iyi bilir. Çok giderler Orfanidis'e. Tam 240 milyon euro batırttı.